Soruyu tekrar baştan alacağım arkadaşlar. Sildim demi yazdıklarımı. Çok da kafa karıştırmak istemiyorum. Biz gene bildiğimiz yoldan yapalım. Yani bildiğimiz yol şu. Şuradan X ya da Y'yi çekelim. Bu sefer Y'yi çekelim mesela. Ne olur? 2 eksi X olur. Daha sonra bunu alıp solda Y gördüğümüz yere şurada yani ve burada yazalım. X kare artı X çarpı 2 eksi x. Eksi y kare yani 2 eksi x'in karesi artı 11 eşittir 0. Böylece yerine koyarak tek değişkene çevirdik denklemimizi. X kare artı 2 x, x'i dağıtıyorum. Eksi x kare eksi birincinin karesi 4 ama eksi var eksi 4. 2 katı çarpımın eksi 4x çarpınca eksili artı 4x. Karesi x kare ama eksilik oluyor tarafında. Eksi x kare oluyor. Artı 11 eşittir 0. Sadeleşmeler şu x kareler gidiyor bir kere. Gitti. Ne kaldı geriye bakalım. Bir eksi x kare kaldı buradan. Şu. 2x 4x daha 6x oldu orası. Sabitler de eksi 4 ve artı 11'den 7 oluyor galiba. Eşittir 0. Bu denklemi de eksi çarparsak x karenin katsayısı artı olsun istiyorum. Şöyle olur. Buradan da çarpımlar eksi toplamlar eksi 6 olan eksi 7 ile artı 1 var. Ve x buradan 7 ve eksi 1 çıkıyor. Bunların eşlerini bulacağız. Yani y'lerini bulacağız. X 7 olursa eğer şuraya bakalım. X 7 koyarsak y ne çıkıyor? 2 eksi 7'den eksi 5 çıkıyor. X eksi 1 verirsek 2 eksi eksi 1 3 yapıyor. Yani iki tane nokta bulduk. Birincisi 7'ye eksi 5. İkincisi de x eksi 1 y 3. Bu sistemin çözüm kümesi bu arkadaşlar. Devam edelim bakalım. X kare artı y kare eksi 2x artı y eksi 5 eşittir 0. X kare artı y kare. Bunlar şu ana kadar gördüğümüz denklem grafiklerden biri değil. Yani parabol değil bu. Çünkü y kare ve x kare var aynı anda. Bu aslında çember oluyor bunlar şimdi. Tamam bilmezsiniz şu an siz. Önemli değil ne olduğu şu an. Şimdi amacımız bizim buradan x ve y bulmak. Ne yapılabilir burada? Şimdi baktığımız zaman mesela çıkarıp taraf şu x kareleri, y kareleri yok edebiliriz. İsterseniz şunu x ile çarparak toplayın daha rahat anlarsınız. Bu eksi olur. Eksi olur. Eksi olur. Eksi olur. Artı olur. Bu şekilde bu da sıfır zaten. Şimdi toplamaya geçeceğiz. Bunlar gidiyor. Bunlar gidiyor. Eksi 2x, eksi 3x oluyor. Eksi 5x. Artı y, eksi y gitti onlar da. Eksi 5 artı 10 artı 5. Buradan x'i 1 buluyorsunuz. Yani buradan sadece x'i 1 bulduk. Sonra 1'i alıp iki denklemden birine yazalım. Mesela şurada yazalım. 1'in karesi 1 artı y kare. Eksi 2 x'i 1 koyduk. Artı y. Pardon 2 yazacağım. 2 x yazdım. Artı y. Eksi 5 eşittir 0 çıkıyor. Y kare artı y eksi 1 eksi 6 eşittir 0 çıkıyor. Yani bunu çarpımla ayırırsanız artı 3 ve eksi 2 derseniz eksi 3 ve 2 çıkıyor. Yani iki nokta oldu gene. 1 eksi 1 iken y eksi 3 olabilir. Bir de x'e 1 verdim y'yi 2 bulabiliriz. Bu şekilde İki tane nokta bulduk arkadaşlar. X kare artı 2x artı y kare eksi 4y artı 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulalım. Burada tek denklem var. Özel bir şey olması gerekiyor bunun için. Bunda da çarpanı ayırma konusunu hatırlayın biliyorsanız. O aklınıza geliyorsa.
Tek denklemi nasıl çözebiliriz? Normalde iki bilinmeyen var burada. Şöyle çözebiliriz. Tam kareyi tamamlayacağız. Yani x kare artı 2x var bakın şurada. Bunun yanına bir artı 1 gelse mesela bu tam kare olur. Şöyle yazalım artı 1. Y kare x 4 y'nin de yanına bunun yanına da bir artı 4 olsa tam kare olur bu. O yüzden bu 5'i alalım biz. 1 artı 4 diye ayıralım. Yani bu 5'in birini maviye vereceğiz. 4'ünü de şuraya ekleyeceğiz. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Maviye yazayım yine. X kare artı 2x. O 5'in içindeki 1'i buraya kaydırayım şuraya. Bu şekilde yazayım. Artı y kare y kare eksi 4y'nin yanına da kalan 4'ü koyayım. Yani 5'i bu şekilde paylaştırdım. Tabi eşit olarak paylaştırmadık. Eşittir 0. X kare artı 2x artı 1 aslında dediğim gibi x artı 1'in parantez karesi oluyor arkadaşlar. Artı burası da y eksi 2'nin karesi oluyor. İki sayının karesi toplamının sıfır çıkabilmesi için ancak bunların ikisinde sıfırlanması gerekiyor. Neden? Çünkü kare aldığımız zaman ikisi de artı olacak. Ya da en azından biri artı olacak desek. O zaman sıfır çıkma şansı kalmıyor. Yani ancak bunlar sıfır sıfır olursa sıfır çıkar. Bunun dışında pozitif çıkar. Yani biri artı biri eksi çıksa götürecek gene ama öyle bir şans da yok. O yüzden dediğim gibi burada tek yol var. Bunların sıfırlanması gerekiyor. Yani x buradan eksi 1 olur. Y'de ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Yani eksi 1'e 2 noktası bunu sağlıyor. Nokta olarak. X eksi 1 verdiğinizde y'ye de 2 verdiğinizde sağlanıyor. Tek nokta bunu sağlıyor. Y eksi x artı x kare eksi y kare eşittir 28. Daha önce yaptık buna benzer. Ne yaptık? X'i çekip yerine yazabiliriz. Ya da y'yi çekip yerine yazabiliriz. Ama burada biraz daha farklı bir şey yapalım istiyorum. Dikkat etmişsiniz. Sanki bu üsttekinin çarpanları x eksi y falan geliyor. Öyle bakalım isterseniz. Bu y eksi x. Dursun orada. Bu da 2 kare farkından. X eksi y çarpı x artı y gibi yazılabilir. Eşittir 28. X eksi y 4 olursa buraya 4 yazabiliriz. Buraya eksi 4 yazabiliriz yer değişik olduğu için. Yani eksi 4 artı 4 çarpı x artı y'den 28'e eşitlersek 4 çarpı x artı y 32. Yani x artı y buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 8 çıkıyor. Ne yapacağız şimdi? Bunu alıp tekrar bununla birleştirip ortak bir şeyler yapabiliriz. Toplayalım taraflarına bunları. Toplayalım. 2x eşittir 12 çıkıyor bakın. Y'ler gidiyor. Yani x buradan 6 çıkıyor. X 6 olduğunda y'de ne çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Yani 6'ya 2 noktası çıktı. Peki bu aklımıza gelmeseydi? Bir bakalım öyle de yapalım. Aynı şeyi bulmamız lazım. Aklınıza gelmeyebilir. Sıkıntı yok. Ben sadece bir denedim. Eğer gelmezse ne yapacağız? Buradan mesela x çekelim. Ne olur? Y artı 4 olur. Sonra bunu alacağım. Şuraya ve şuraya koyacağım. Bir de böyle yapalım isterseniz. Y eksi y eksi 4 artı x kare y kare artı bunun karesini alıyorum işte. Artı 10'a işte 8x artı 16 y artı 4'ün karesi eksi y kare dediğim şey. Y kareler gittiği için burada zaten tek şey çıktı galiba. Bunlar gidiyor çünkü y kareler. Bunlar gitmezse 2 değer çıkar çünkü. Bunlar da gitti. Buradan eksi 4, 16 daha 12 karşı yapınca 16. X buradan 2 çıkıyor işte. Biz ters mi yazdık az önce bunu? 12, 16. Bu tabi x değil y'ydi burası pardon. Şurası y'ydi. Evet. Y 2 çıkıyor. Sonra yerine yazıp x'de 6 bulacaksınız. İşte
Fark etmiyor. Yani bu aklıma gelmedi hocam. Ne yapacağım? Bu şekilde gene de yapabilirsiniz. X, y kareler gittiği için tek x çıkıyor, y çıkıyor. Tek y çıktığında da yerine yazınca tek x çıkıyor otomatik. X eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x kare artı 4 eşittir eksi 1. Tamam. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Zaten bunu çarparsak 2 kare farkından ne çıkıyor arkadaşlar? X kare eksi 4 oluyor. 2 kare farkında. X kare eksi 4 bölü x kare artı 4'ü de eksi 1 eşit demişler. İşte dışarı yaparsak buradan da x kare eksi 4 eşittir eksi x kare artı 4 oluyor. Ve 2x kare eşittir 8'den. Öğretmenim, Efendim. x kare eksi 4 yazdınız paydaya ama artı 4 olacaktı o. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica Evet, ederim. burası. Tamam, anladım. Burası 4 olacak. Düzelttim hemen. O zaman burası eksi 4. O zaman anladım. O zaman burası eksi oluyor, değil mi? Evet. O zaman 2x kare 0 oluyor galiba. Yani x buradan ne çıkıyor? X kare 0 çıkıyor. Tabii şimdi hani x1 x2 demiş ama bu çift kök katlı kök. Yani x kare dediği için aslında burada x1 de 0 oluyor. Yani tek kök çıkıyor dersek saçma olur çünkü. İkisi de 0 çıkıyor yani burada. Yani normalde x kare 4 deyince eksi 2 artı 2 yazarız ya. Burada mecburen iki kök yazmak istersem ikisi de 0 yazmak zorundayım. Çünkü x kare demek x çarpı x demek. Ve bunu 0 eşitlediğin zaman ikisi de 0 çıkıyor. Yani demem o ki x1 de 0'dır o zaman. x2 de 0'dır yani. O zaman eksi 1 çarpı eksi 1 sonuç artı 1 çıkıyor. Bu şekilde. 11. soru. Denkleminin çözüm kümesi hangisidir denmiş. Burada da biliyorsunuz önce bunun bir köklerini bulacaksınız. Ama bunlardan paydayı sıfır yapan değer varsa bunları ne yapacaksınız? Almayacaksınız. Çünkü payda sıfır olmaması gerekiyor. Yani bu bölme işleminin sıfır çıkması için ne diyeceksiniz? X kare eksi 5x artı 6 sıfır olmalı. Sıfır olmalı. Ama x kare eksi 4 sıfır olmamalı. O zaman sıfır bölü bir sayı sıfır çıkar yani. Üsttekini önce yapalım. X kare eksi 5x artı 6'ını çarpanları ayırdığımız zaman çarpımları 6 toplamları eksi 5 olan eksi 6 ile 1 var. Ama hayır. Eksi 6 1 olmuyor. Eksi 2 ile eksi 3 var. Pardon. Çünkü artı 6 çıkması lazım. Eksi 2 ile eksi 3 çarpınca 6 toplayınca eksi 5. Güzel. Oradan x'i ne buluyorsunuz? Bir 2 buluyorsunuz. Bir de 3 buluyorsunuz. Ama 2'yi alamazsınız. Çünkü paydayı 0 yapıyor. Sıkıntı olur. 3'te sıkıntı yok. Demek ki sadece 3'ü alacağız. Yani B şıkkı değil. Cevap D şıkkı olması lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Benzer şekilde gidiyor artık. Bunları çok şey yapmayalım. Daha değişik şeyler yapmak istiyorum. Zamanında çok şey değil çünkü. Evet, şuraya geçelim direkt biz. Dediğim gibi burada karekök diyorum. Şu karekod var. Ya bunu okutarak kendiniz de atladığımız soruları ya da benim yaptığıma başkasının anlatmasını istiyorsanız buradan tekrar video çözümleri var. Merak edenler izleyebilirler. Onu da söyleyelim tekrardan. Birinci soru. X üzeri 4 eksi 2x kare eksi 3 eşittir 0 denkleminde x kare eşittir t dönüşümü yapılırsa hangisi elde edilir? Yani bu başlangıç için tabii kolay bir soru. Biz bunu ne için nasıl anlatmıştık? İkinci dereceye dönüştürülebilen denklemler. Amacımız bu dönüşümü yaparak ne yapmak? Denklemi ikinci dereceye indirgemek. Zaten anladınız ne yapacağımızı. X üzeri 4 zaten x karenin karesi olduğu için t kare oluyor. Eksi 2t. Sadece denklem oluşturun demişler. Eşittir 0 oluyor. T kare eksi 2 eksi 3 0 oluyor. Sonra da ne yapacağız işte? Çözmeyi istersek. Buradan t'leri bulup daha sonra bulduklarımızı bir daha x kare eşittir. X'lere doğru ulaşacağız. Burada sadece dönüşüm yapmamızı istemiş. X üzeri 4 artı 3x kare eksi 4 eşittir 0 denkleminin gerçek köklerinin çarpımı kaçtır demiş.
Şimdi bakalım gene bunu ikinci derece indirgeyebiliriz. X kareye a diyelim. T yazdığı zor geliyor bana. X kareye a dersem buraya a kare derim. O zaman a kare artı 3a eksi 4 eşittir 0 oluyor. Ve bunda eksi 1 artı 4 ayırırsam çarpımlar eksi 4 olacak. Toplamlar artı 3 oluyor. Buna da a'ya a dersen. Yani a eksi 1 çarpı a artı 4 oluyor arkadaşlar. Bunları sıfıra eşitlemeden ya da eşit değil neyse. A buradan 1 çıkıyor. Bir de eksi 4 çıkıyor. İşte a neydi? X kareydi. O zaman ters dönüşüm yaparsak yani a'nın yerine tekrar x kare getirsek x kare 1 oluyor. X kare eksi 4 oluyor. Neyin karesi 1 deyince eksi 1 artı 1 olur. Neyin karesi eksi 4 deyince reel kök çıkmaz. Karmaşık kök çıkıyor ancak. Hatırlayalım isterseniz. Yani şöyle bir şey çıkıyor. Hem hatırlatmak istiyorum. Ya da eksi olabilir. Biliyorsunuz, hatırlıyorsanız bu da nasıl işte 4i kareden 2i çıkıyor. Bu da eksi 2i çıkıyor. Ama bunları istememiş bizden. Sadece hatırlatmayı istiyorum. Buradan reel kök gelmez. Karmaşık kök geliyor. Buradan reel kök geldi. 1 eksi 1, 1 artı 1 ama çarparsak da ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır cevabımız. 4 üzeri x artı 2 üzeri x eksi 6 eşittir 0. Bundan da dün yapmıştık zaten. Yani benzer şekilde 2 üzeri x'e a deyip t deyip birazcık büyüteyim şu soruyu. Çözebiliriz. Yani buna a diyeceğiz. 4 üzeri x'e a kare diyeceğiz. A kare artı a eksi 6 sıfırdan çarpımları eksi 6 toplamları artı a artı 1 yapan artı 3 ile eksi 2 var galiba. Evet. A buradan eksi 3 çıkıyor ve a buradan 2 çıkıyor. A neydi? 2 üzeri x. Dün de söylemiştim. Pozitif bir sayının kuvveti hiçbir zaman eksi çıkamaz. Yani buradan bir şey bulamazsınız şuradan. Ama 2 üzeri x'in 2 olması için x'in olması gerekiyor? 1. Demek x buradan 1 olmalı diyeceksiniz. Gelelim dördüncü soruya bakalım demiş. X kare artı 8 bölü x kare eşittir 6 kaç farklı gerçek kökü vardır denmiş. Her tarafın x kare ile çarparsak paydayı götürmek maksadıyla ne olur? X üzeri 4 artı 8 olur x kare gider buradaki. Karşı taraf 6x kare olur. X üzeri 4 eksi 6x kare ortaya yazalım onu. Artı 8 0 olur. X kare a dersem a kare eksi 6a artı 8 0 olur. Çarpımları 8 toplamlar eksi 6 olan eksi 2 ile eksi 4 var. Yani a buradan 2 çıkar. Bir de a buradan 6 çıkar. A neydi? X kare. Ters tanışım yaparsak x kare 2 oluyor. Buradan da x kare 6 oluyor. Neyin karesi 2 deyince kök 2 ya da eksi kök 2 olabilir. Neyin karesi 6 deyince kök 6 ya da kök eksi kök 6 olur. 4 tane bunlar tabi reel sayı sonuçta. Yani köklü sayı irrasyonel ama reel sayı sonuçta. Karmaşık sayı değil. 4 tane kök bulduk burada. Pardon, 6 yapmadık galiba. 6. soru x üzeri 6 eksi 3 çarpı x küp artı 2 sıfır. Bu sefer de 3. dereceye olan x küpü a dersek x küpün karesi x üzeri 6 olur. A kare olur yani. O zaman da a kare eksi 3a artı 2 sıfır olur. Çarpımları 2 toplamları eksi 3. Eksi 1 ile eksi 2 vardır. Ve buradan a'yı 1 bulursunuz ve 2 bulursunuz. Bu da x küp eşit zaten. Hangi sayının kübü 2 1 deyince x 1 çıkar. Hangi sayının kübü 2 deyince küp kök almamız lazım. X buradan küp kök 2 çıkar. Küp kök 2.
Toplamları da 1 artı küp kök 2 olur. Bu şekilde kalır yani. Yedinci sorumuz. X kare eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı x kare eksi 1 artı 2 eşittir 0. Burada hemen gidip parantezleri açmaya çalışmayın. Genelde aklınıza geliyor çok bakmazsanız ama burada iyi bakarsanız görürsünüz. Şunlar birbirine aynı bakın. Yani eğer ben bunu A dersem buraya da A kare diyebilirim. Gidip parantezleri açmaya çalışmayın. A kare eksi 3A artı 2 eşittir 0 oluyor. İşte eksi 1'e eksi 2 oluyor bunlar. Yani A 1 çıkıyor. 1 ve A 2 çıkıyor. A neydi? X kare eksi 1. Buradan X kare 2 oluyor. Ve X'ler ne çıkıyor? Kök 2 ile eksi kök 2 oluyor. Buradan X kare 3 oluyor. Ve kök 3 ile eksi kök 3 oluyor. Hepsi bunların reel sayı sonuçta. 4 tane kök var. Bir bakalım cevabına göre 7 edir. Evet. Bu şekilde yaptık. 8'in sorumuz. 2 eksi x karenin karesi eksi x kare eşittir 0 denkleminin gerçek köklerinin toplamı kaçtır? Parantezi açılabiliriz ya da terim ekleyip buraya bir artı 2 mesela buraya bir 2 ekleyip çıkarabiliriz. Hani deminkine benzetmek için ama gerek yok. Parantezi açabiliriz burada. O kadar da uğraşmaya gerek yok. 2'nin karesi 4 çarpımların 2 katı eksi 4x kare artı x üzeri 4 eksi x kare eşittir 0. X üzeri 4'ü başa yazayım. Eksi 5x kare ortaya gelsin. Artı 4 olsun. Eşittir 0. Demek ki yaptık artık bunları. Ben size yaparsınız gene bunu a deyip a kare deyip. Değişik bir şey yok bunda da. 9'a bakalım. M ile N gerçek sayılarmış. X kare artı mx artı n 0. Denkleminde 1 bölü x eşittir t dönüşümü yapılırsa hangisi elde edilir demiş. 1 bölü x eşittir t dönüşümü yapılırsa. Sanırım şöyle yapacağız. Önce bunu alıp x yerine 1 bölü t yazalım. Çünkü 1 bölü x t demek aynı zamanda x eşittir 1 bölü t demek. X yerine 1 bölü t'ye koyacağız yani. 1 bölü t'nin karesi artı m çarpı 1 bölü t m bölü t yani. Artı n eşittir 0. Bunun da her tarafını t kare ile çarparsanız t kare ile 1 artı m çarpı t olur ortası. Artı n t kare olur. Yani n t kare artı m t artı 1 olacak. Yani C hangi? Evet. C şıkkı oluyor. Yine aynı işte. Bunu A diyeceğiz. X artı 2'nin karesini A diyeceğiz şuraya. Şöyle. Burası da A kare olacak. Yapabilirsiniz artık. Sıkıcı olmasın. Çok aynı şeyler. Aynı şeyler çünkü. X üzeri 4 demiş eşittir 2x eksi 1'in karesi denkleminin köklerine biri hangisidir demiş. Bunu şöyle açabilirsiniz. Sonra 4. derece ilk denklem çıkıyor. Ama bence öyle yapmayalım. Bunu değişik yapalım. Şöyle yapalım. X üzeri 4 yerine aslında x karenin karesi gibi yazabilirsiniz. Şöyle. Karşı tarafta 2x eksi 1'in karesi olur. Şimdi hatırlayalım. A kare eşittir B kare gibi eşitlik olduğunda ne diyorduk biz? Bunlar eşit olması için ya A'nın B'ye eşit olması lazım. Birebir. Ya da A eşittir eksi B olabilir. Ya da B eşittir eksi A fark etmez. Yani ya aynı olacak bunlar. Karesi aynı olması için mesela 2 ile 2'nin karesi gibi. Ya da eksi 2 ile artı 2 gibi olacak. Yani zıt işaretli olup muttakileri aynı olabilir diyebiliriz. Yani burada iki tane yol ayrımı çıkıyor.
Ya x kare eşittir 2x eksi 1 olmalı. Ya da x kare eşittir eksi 2x artı 1 olmalı. Buradan gidersem x kare eksi 2x artı 1 0 oluyor. Buradan giderseniz de x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0 oluyor. Üstteki denklem bu x eksi 1'in karesidir. Eşittir 0. X 1 çıkar ama şıklarda 1 yok tabii ki de. Onu vermemiştim. Bu yok ama bu da doğru. O zaman diğer denkleme geçeceğiz. Çarpanlar ayrılmaz söyleyeyim ben size. Delta'dan gitmemiz lazım. Şıklardan da belli. Deltasını bulursanız b kare 4 eksi 4 ac 1 çarpı eksi 1'den 8 çıkıyor deltası. X1 eksi b artı kök delta bölü 2a eksi b eksi 2 artı kök 8 bölü 2a da 2 yapıyor. Yani 2'ye de bölerseniz 8 de 2 kök 2'dir ya artık. 2'ler giderse eksi 1 artı kök 2 çıkıyor. Var mı şıklarda? Yok. O zaman x2 yazacaksınız. Ortadaki işaret değişecek. Eksi 1 eksi kök 2 olacak. Bu var mı? Var. C şıkkı. Yani bakış açısına göre değişiyor. Şu da olabilir dediğim gibi. Açılsak peki nasıl bir şey olacak? Bir bakalım isterseniz. Karşı tarafı açsaydınız. 4x kare. 4x kare. Eksi 4x. Ama olmuyor. Açarsanız olmuyor. Pardon. Neden olmuyor? Onu da söyleyeyim. Şurası eşittir olacak. Evet. Şimdi böyle çıktığı zaman ama değişken değiştiremezsiniz. Çünkü x kare 4 ve x kare var ama x de var. Sıkıntı olur. Evet. Açarak olmuyor bu soru. Açarak olabilmesi için sadece x kare 4 ve x kare olması lazım. Şimdi x kare a deyip tekin akar edecektik ama burada x de geliyor. Buradan biraz zor olur yani. Buradan olmuyor sanki. O yüzden bu doğru yöntemle oldu. X kare 4 x karenin karesi yazdım. Sonra şu özelliği kullandım. İki sayının karesi eşitse ya o sayılar eşittir ya da birisi artı birisi eksi çıkarılarak eşitlenecek. Buna göre 1 buldum. Onu eksi 1 artı 2 buldum ve en son bulduğum cevap şıklarda çıktı. C şıkkı olduğunu buldum. Şimdi süre bitmiş bu arada.